Dış iskelet teknolojisi insanları görsel anlamda robotlaştıran ve mekanikleştiren bir sistem gibi görünüyor. Artık Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde bazı kamu projeleri için zorunlu hale getirildi bile. Bunu çok net bir şekilde iddia etmem gerekiyor, ifade etmem gerekiyor. 2024 yılına yapay zeka damga vuracak. Diğer teknolojisi müşterilere bir bina inşa edilmeden önce sanal bir tur vermek için bile kullanılabilir. Yapı bilgi modellemesi konusunda uzman olarak tanımlıyor. Bunun eğitimini verdiğini iddia etmiş. Ancak hazırladığı görseldeki BİM logosu diyeceğim artık buna. Bizim ülkemizdeki market olan BİM'in logosu. Herkese merhaba. Bu haftaki videomda sizlerle birlikte 2023 yılının inşaat sektöründeki trendlerine göz atacağız. Şunu belirtmek isterim ki 2024 yılında özellikle yapay zeka teknolojisi daha da damga vuracak gibi duruyor inşaat sektörüne. Ancak şimdiden listelerde yerini almaya başladı. Hazırsanız hızlıca videoya geçelim. İnşaat sektörü her geçen gün gelişmeye devam eden bir sektör. Teknolojinin hayatımıza her alanda entegre olmasına alıştık. Akıllı cihazlar, giyilebilir teknolojiler derken sadece son 10 yılda bütün normallerimiz değişti. Ve bu durumdan tabii ki inşaat sektörü de nasibini aldı. İnşaat sektörünün 2023 yılı trendlerinde iş güvenliği ve yapay zeka destekli teknolojiler ön plana çıkıyor. 2023 yıl trendleri arasında geçtiğimiz yıllardan tanıdık simalarda olduğunu söylemeliyim. Bunların başında ise yapı bilgi modelleme sistemleri geliyor. Öyleyse hadi gelin ilk maddede bununla başlayalım. Yapı bilgi modellemesi bir binanın tasarımını, inşasını ve işletimini temsil etmek için dijital modelleri kullanan bir süreç aslında. Yapı bilgi modellemesi 3D modellemeden çok daha fazlası bir inşaat projesindeki tüm paydaşların bilgi paylaşmasına ve daha iyi kararlar almasına olanak tanıyan işbirliğine dayalı bir süreç oluşturulmasına zemin hazırlayan bir sistem. Yapı bilgi modellemesinin sağladığı avantajlara bir göz atalım. Artan doğruluk ve verimlilik, geliştirilmiş iletişim, azaltılmış risk ve artan sürdürülebilirlik. Yapı bilgi modellemesi inşaat sektörüne gitgide daha da popüler bir hale gelmekte. Artık Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde bazı kamu projeleri için zorunlu hale getirildi bile. Yapı bilgi modellemesi teknolojisi gelişmeye devam ettikçe gelecekte daha da yaygın olarak kullanılması muhtemel. Ülkemizde ise Marmaray, İstanbul Havalimanı, Ankara Hızlı Tren projesi ve Yavuz Sultan Selim projelerinde bu sistem çoktan kullanıldı. Peki uluslararası arenada yapı bilgi modellemesi ile inşa edilen projeler hangileri? Bunları da şöyle sıralayabiliriz. One World Trade Center New York'ta Burç Khalifa, Dubai'de, Şangay Kulesi, Şangay'da, The Shard, Londra'da, Renaissance Center, Detroit'te. Bu arada şöyle de bir komik olaydan bahsetmek istiyorum. Ben bu videoyu hazırlarken şans eseri LinkedIn'de bir gönderiyle karşılaştım. Amir Karami isimli bir beyefendi kendisini yapı bilgi modellemesi konusunda uzman olarak tanımlıyor. Ve bununla ilgili bir eğitimle ilgili bir içerik paylaşmış. Yani bunun eğitimini verdiğini iddia etmiş. Ancak hazırladığı görseldeki Bim logosu diyeceğim artık bunu. Bizim ülkemizdeki market olan Bimin logosu. Neymiş? Tabii Google görsellerden direkt görseli çekmemek lazımmış. Bu biraz riskli bir şeymiş. Gelelim bir diğer trende. Dış iskelet sistemler. Yani İngilizcesi exoskeleton. Umarım telaffuzum doğrudur. İnşaat sektöründe dış iskelet, kullanıcının vücut ağırlığını desteklemeye ve yaralanma riskini azaltmaya yardımcı olan giyilebilir cihazlara verilen genel isimdir. Genellikle vücudun üst kısmına takılır ve kollar, omuzlar ve sırt için destek sağlar. İnşaat işlerinde dış iskeletler ağır nesneleri kaldırmak, malzemeleri taşımak ve zor pozisyonlarda çalışmak gibi çeşitli görevleri yerine getirmek için kullanılabilir. Dış iskelet teknolojisi, insanları görsel anlamda robotlaştıran ve mekanikleştiren bir sistem gibi görünüyor. İlerleyen yıllarda bu teknolojinin nereye gideceğini bilmiyorum ama birçok uluslararası firma bu teknolojiden şimdiden yararlanmaya başladı bile. Dış iskelet sisteminin de yine bazı faydalarından bahsetmek lazım. Azaltılmış yaralanma riski, artan üretkenlik, geliştirilmiş güvenlik ve artan konfor. Dış iskelet sistemleri üst vücut için, alt vücut için ayrı ayrı olabiliyor. Tabii bir de bunun yanında güçlendirilmiş dış iskeletler var. Bunlarda da ekstra olarak piller ve motorlar devreye giriyor. Normal dış iskeletlere göre daha fazla destek sağlıyorlar. Yani bunlar böyle premium dış iskelet gibi bir şey. İnşaat işleri için bir dış iskeletin maliyeti, dış iskelet türüne ve sahip olduğu özelliklere ve tabi ki üreticiye bağlı olarak değişebiliyor. Bununla birlikte tipik olarak birkaç bin dolar veya daha fazlasına mal olabilirler. Oldukça yeni bir gelişme olan dış iskeletler konusunda bu sektöre yatırım yapan Hilti markasının ufak bir videosunu da ekrana getiriyorum şu anda. Geldik bir başka trende yapay zeka. Yapay zekayı inşaat sektöründe kullanmanın birçok yolu var. Ve tabii ki artık günümüzde hemen hemen her sektör aslında yapay zekayı kullanıyor. Yazılımdan, görsel sektöre, inşaat işlerinden, eğitim sektörüne kadar her yerde yapay zeka çok popüler. Tabii yapay zekanın inşaat sektöründe şu amaçlarla kullanılması muhtemel. Yani görevleri otomatikleştirmek, güvenliği artırmak, tasarımları optimize etmek, sorunları tahmin etmek ya da sanal simülasyonları oluşturmak için yapay zeka kullanılabilir. Yapay zeka hala nispeten çok yeni bir teknoloji ama şunu çok net bir şekilde iddia etmem gerekiyor, ifade etmem gerekiyor. 2024 yılına yapay zeka damga vuracak. Gelelim bir başka trende 3D beton teknolojisi ya da bizim tabirimizde 3D beton teknolojisi. 3D beton inşaat sektöründe devrim yaratma potansiyeline sahip hızla gelişen bir teknoloji. Tabi 3D yazıcılar inşaat projelerini zamandan ve paradan tasarruf edebilecek yüksek derecede hassasiyette karmaşık yapılar oluşturmak için kullanılıyor. Bu arada 3D beton teknolojisine diğer trendlere nazaran biraz daha hakimim. Çünkü benim yüksek lisans derslerimden birinde 3D beton karşıma çıkmıştı. Dolayısıyla o dönemde de çok fazla araştırma yapmıştım. Dolayısıyla biraz daha hakim olduğumu söyleyebilirim. Tabi 3D betonun faydaları da çok fazla. Azaltılmış inşaat süresi, azaltılmış malzeme israfı, artan tasarım esnekliği, geliştirilmiş güvenlik ve sürdürülebilirlik 3D betonu ön plana çıkaran özelliklerden 3D beton yazıcılarının inşaat sektörüne yaygın olarak benimsenmesinden önce ele alınması gereken tabii bir dizi zorluk da var. Bunlar da 3D yazıcıların hala pahalı olması ve 3D yazıcıların sadece belirli malzeme türlerini kullanabiliyor olması ve tabii ki 3D yazıcılarla ilgili henüz yönetmelikler de yok ve tabii ki bunları nasıl kullanacağını bilen kalifiye mühendis ya da kalifiye işçi sıkıntısı da var. Yani henüz 3D betonla ilgili tüm zorlukları aşabilmiş değiliz. Tabi spesifik örnekler de var. Örneğin 3D baskılı evleri inşa eden pek çok şirket var. Bu evler betondan veya diğer işte malzemelerden yapılıyor ve sadece birkaç gün içerisinde hazırlanabiliyor. Tabi geleneksel evlere göre yüksek enerji verimliliğine sahip olduğu iddia ediliyor. 3D betonlu Köprüler de yapıldı. Bu köprüler birkaç hafta içerisinde hazırlanıyor ve geleneksel köprülere göre daha dayanıklı ve daha uygun maliyetli. Hatta uluslararası arenada en ünlü mimarlardan biri Zaha Hadid'in mimarlık şirketi tarafından tasarlanan Triatus Köprüsü, umarım telaffuzum yine doğrudur. 12 metre açıklığa sahip ve 3D betonlarla yazıcılarla, 3D beton yazıcılarla yapılmış olan ilk köprü ünvanını taşıyor. 3D betonla yapılmış altyapı çalışmalarına da yine göz atabiliriz. Bunlarla yine istinat duvarları, menfezler, drenaj sistemleri gibi çeşitli altyapı projeleri hazırlanabiliyor, altyapı ürünleri hazırlanabiliyor. Ve yine tabii mobilya sektöründe de sandalye, masa, lamba gibi çeşitli ürünlerde de yine bu teknoloji kullanılabiliyor. Teknoloji tabi gelişmeye devam ettikçe 3D betonun da çok daha yenilikçi ve çığır atan uygulamalarında göreceğimizden eminim. Sadece benim kafamda şöyle bir ayrıntı var. 3D betonda demir donatı kullanımı yok ya da varsa da yok denecek kadar az diyebilirim. Belki kısmi olarak konulabiliyordur. Dolayısıyla deprem bölgelerinde bunun nasıl bir tepki vereceğini şu anda henüz idrak edemiyorum. Ya da sadece bir yığıma yapı muamelesi mi yapacağız? Bunu henüz bilmiyorum. Tabii yönetmelikler mutlaka gelişecektir ve bunların ardından bizlerin de yorum yapması çok daha kolaylaşacak. Gelelim bir başka trende. Dronlar ve diğer insansız hava araçları. Dronlar ve insansız hava araçları inşaat sektörünün çeşitli görevlerde kullanılabilirler. Örneğin ölçüm konusunda, denetim konusunda, hatta teslimat konusunda, haritalama konusunda ve uzaktan izleme konusunda dronlar aktif bir şekilde kullanılabilir. Hatta kullanılıyor da zaten. Benim yakın bir arkadaşımın şantiyesinde ben bu durumu gördüm. Hiç sahaya çıkmadan denetimleri oradan yapıyor. Bütün kontrollerini oradan yapıyor ve bunu zaten aktif bir şekilde kullanıyorlar. Tabii bunun çok daha gelişmiş versiyonları kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Yani teslimatlar yapılabilir, haritalamalar yapılabilir. Yani bu teknolojinin sınırı yok. Ancak tabii ki çok mu yaygın? Hayır, henüz çok yaygın değil. Gelelim bir başka trende. VR teknolojisi yani sanal gerçeklik. Sanal gerçeklik kullanıcıların simüle edilmiş bir ortamı deneyimlemelerini sağlayan bir teknoloji. İnşaat sektöründe de çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Her şeyden önce tasarım. Yani VR teknolojisi binaları ve yapıları sanal bir ortamda tasarlamak için kullanılabilir. Bu da mimarların ve mühendislerin çok işine yarayan bir şey. Tabii aslında müteahhitlerin de çok işine yarayan bir şey çünkü daire satmak için daha iyi kullanılabilir, mimarlar için konuşacak olursak tasarımlarını beğendirmek için kullanılabilir. Bir başka açıdan değerlendirecek olursak eğitim için, denetim için, iletişim için ve benzeri konular için kullanılabilir. Hatta inşaat öncesindeki süreç için de kullanılabilir. Yani az önce aslında biraz kopya verdim ama. E müteahhitlerimiz çok sevecek dedim. VR teknolojisi müşterilere bir bina inşa edilmeden önce sanal bir tur vermek için bile kullanılabilir. Yani örneğin bir arsa sahibiyle görüşüyorsunuz. Evet, VR teknolojisini kullanarak henüz ortada hiçbir şey yokken bitmiş bir ürün gibi görselleştirip bittiğinde nasıl bir sonuçla karşılaşacağını müşterinize sunabilirsiniz. Bu arada Skanska diye bir İsveçli şirket var. Çalışanlarını, inşaat ekipmanlarını güvenli bir şekilde nasıl kullanacakları konusunda eğitmek için VR kullanıyor. Yani şirket işçilerin yaralanma riski olmadan ekipman kullanma pratiği yapabilmesini sağlıyor VR teknolojisiyle. Tabi bunu aktif bir şekilde kullanılan tek şirket o değil. Siemens de mesela bir Alman şirketi olarak bunu çok sık kullanıyor. İnşaat sahalarının güvenlik tehlikelerine karşı incelenmesi için sanal gerçeklik kullanıyor. Şirket müfettişlerin bir şantiyenin sanal modelinde dolaşmasına ve potansiyel sorunları belirlemesine olanak tanıyan bir VR yazılımı geliştirmiş. Gerçekten kendilerini tebrik ediyorum. Gelelim bir başka trendimize. Artırılmış gerçeklik. Artırılmış gerçeklik bilgisayar tarafından oluşturulan bir görüntüyü kullanıcının gerçek dünya görüşünün üzerine yerleştiren ve böylece bilişik bir görünüm sağlayan bir teknoloji. Peki bu teknolojiyi inşaat sektöründe nasıl kullanabiliriz? Tabii ki aslında biraz daha benzer şeyler. Planlama, iletişim, eğitim, denetim ve montaj konularında bunu kullanabiliriz. Bunu kullanan inşaat sektöründe kullanan bazı spesifik örnekler var. Örneğin Trimble, bir inşaat teknolojisi şirketi olan Trimble, işçilerin karmaşık yapıları bir araya getirmesine yardımcı olmak için artırılmış gerçeklik kullanıyor. Şirket dijital talimatları gerçek dünya ortamının üzerine bindiren bir artırılmış gerçeklik yazılımı geliştirdi. Bu işçilerin yapıları daha doğru ve hızlı bir şekilde monte etmelerine yardımcı oluyor. Yine Nikon ve Bosch da artırılmış gerçeklik teknolojisinden yararlanan şirketler arasında. Gelelim son trendimize. Tabii aslında inşaat sektöründe trendler bitmez ama ben bu video için 8 kalem uygun gördüm. Ve son trendimiz sürdürülebilir inşaat. Şimdi sürdürülebilir inşaat deyince tipik inşaat uygulamalarına nazaran daha az enerji, su ve malzeme kullanarak ve daha az atık üreterek bir bina inşa etmek ve yenileme uygulamalarına verilen genel isimden bahsediyoruz. Tabi burada azaltılmış çevresel etki bizim ilk amacımız oluyor. Sürdürülebilir inşaat, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına, doğal kaynakların korunmasına ve hava ve su kalitesinin iyileştirilmesinde yardımcı oluyor çünkü. Artan enerji verimliliği, geliştirilmiş iç mekan hava kalitesi, artan dayanıklılık ve azaltılmış atıkta yine sürdürülebilir inşaatın amaçları arasında. Peki nasıl sürdürülebilir inşaat yapabiliriz? Yani örnek veriyorum bir konut projeniz var ve burada bir sürdürülebilir inşaat yapmak istiyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? Şimdi burada yapabileceğiniz şeyler aslında çok da seçeneğiniz yok. Kısıtlı seçeneğiniz var. Örneğin geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemeler kullanabilirsiniz. Binaların enerji verimli olacak şekilde tasarlanmasını sağlayabilirsiniz. Su tasarrufu sağlayan armatür ve cihazların kullanılması burada bir etken olabilir. Sahadaki atıkların azaltılması, sağlıklı bir iç mekan ortamı oluşturmak ve inşaatın sosyal ve ekonomik etkilerinin dikkate alınması yine sürdürülebilir inşaatın stratejileri arasında diyebiliriz. Bu haftaki videomda inşaat sektöründeki 2023 yılının trendlerine göz attık. 2024 yılında bizi neler bekliyor bilmiyorum ama teknolojik gelişmeler gerçekten çok hızlı ilerliyor ve özellikle de yapay zeka teknolojisi 2024 yılına daha da damga vuracak gibi duruyor. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.